gençlik rehberinden Zübeyir Gündüz Alp abinin verdiği konferanstan bir parça okuyup inşallah dersimize nihayet vereceğiz. Muhterem arkadaşlarım, Risale-i Nur'un üslubu emsalsiz ve hiçbir üslupla kabili kıyas olmayan cazip bir üsluptur. Bediüzzaman Said Nursi bir müfessir-i Kur'an olmakla beraber asrımızın en büyük edibi ve kuvvetli bir belihidir. Fakat lafzın gösteriş ve tantanasına değer veren ediplerden değildir. Bilakis en fazla manaya ehemmiyet ve kıymet verip lafzın hatırı için manadan fedakarlık yapmayan cazibedar bir üslubu beyana sahiptir. Bunun için Nur Risalelerinde Kur'an ve iman hakikatleri en berrak ve en mükemmel, en cazip ve en müessir bir tarzda izah ve ispat edilmiştir. Risale-i Nur cami ve veciz sözler hazinesidir. Risale-i Nur cami hakikatler ve veciz sözler hazinesidir. Bir cümlede bir sayfelik, bir sayfede 10 sayfelik, bir risalede bir kitaplık mana ifade eden ve Camiül Kelim hususiyetine malik olan bir şaheserdir. Bunun içindir ki dersleri çok tesirlidir ve gayet nafizdir, nüfuzludur. Yani sadece o hakikatler, okuduğumuz, dinlediğimiz o hakikatler sadece kulağımıza girmiyor, sadece aklımıza girmiyor. İnsanda en az 18 bin latife ve duygu var. Her birisine nüfuz ediyor, sirayet ediyor, onları gıdalandırıyor, nurlandırıyor. Bunun içindir ki dersleri çok tesirlidir ve gayet nafizdir. Mütehassıs zatlarca malumdur ki imani meselelerde fazla tafsilat dersin tesir ve tefhimini zorlaştırabilir. O derslerin kanaat verici ve tatminkar olmasında çok defa faydalı bir netice elde edilemez. Bu hakikate binaen bilhassa imani hakikatların mücmel olarak ders verilmesi daha tesirli ve daha verimli ve daha anlayışlı olur ve olmaktadır. Bu düstura istinaden Risale-i Nur tafsilata ve teferruatta dalmamıştır. Zihni teferruatla boğmamak, zihni teferruatla dağıtmamak metodunu esas tutmuştur. İman ilmine müştak arkadaşlarım, Bediüzzaman Said Nursi İhlas Risalesi'nin sonunda bizlere çok büyük bir müjde veriyor. O kadar harika bir kolaylığı beşere takdim edebilmek asrımıza kadar hiçbir müellifte görülmemiştir kanaatindeyiz. Diyor ki bu risaleleri anlayarak ve kabul ederek bir sene okuyan bu zamanın hakikatlı bir alimi olabilir. Evet, fen bütün hızıyla ilerlemektedir. Maneviyatta yükselmek de bununla müvazidir, denktir. Yani maddi alanda Cenab-ı Hak hız versin, her şeyde bir terakki versin, maneviyatta, manevi ilimlerde vermesin mümkün değil. Maddi alanda bir saatlik yolun bir saniyeye indirildiği bir devri yaşıyoruz. Maneviyat sahası ise daha süratli ve daha vüsatlidir. Eski zamanda yarım asırda elde edilebilen ilmi hakikat, hakikat ilmi şimdi kısa bir zamanda kazanılabiliyor. Belki de daha az bir müddette aynı semere, aynı netice, aynı meyveler hasıl oluyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle bu asır Müslümanlarına ve insanlarına lütuf buyurduğu bu kadar selametli ve kolay elde edilebilecek İslami bir marifin, imani bir neticenin mevcudiyetini işiten
ve aklı başında olan her insan, hususan her Müslüman bu zengin servete malik olmak için nur risalelerine büyük bir sadakat ve sevgiyle çalışmaktan nasıl geri kalabilir? Gayretli arkadaşlarım, o kadar değerli, o kadar kıymetli bir eser külliyatını bir an evvel okumak, külliyatı, Risale-i Nur külliyatını bir an evvel okumak baştan sona ve onlardan her gün imani ve İslami gıdalarımızı almak için bütün himmet ve varlığımızla çalışacağınızdan eminim. Böyle olmanızı temenni ediyorum. Bir daha okuyayım. Ben kendime hitap ettim ama burada muhataba da hitap ediyor. Biraz yanlış oldu. Gayretli arkadaşlarım, o kadar değerli, o kadar kıymetli bir eser külliyatını bir an evvel okumak ve onlardan her gün imani ve İslami gıdalarınızı almak için bütün himmet ve varlığınızla çalışacağınızdan eminim. Böyle olmanızı temenni ediyorum. Zira gençlik gidiyor. Ömür geçiyor. Zamanlar geri gelmiyor. Evet, biz ne muallimlerimizden bir medet ve ne de peder ve validelerimizden bir teşvik beklemiyoruz ve beklemeyiz. Biz ancak Allah'ın inayetiyle kendi kendimizi yetiştirmek zaruret ve sebatındayız. İnşallah devam ve sadakatle çalışarak mutlaka yükseleceğiz. Ta iman ve İslamiyet meratibinin zirvesine ulaşacağız inşallah. Kalbimizi nur-u Kur'an'la, kafamızı ilmi imanla aydınlatacağız. Kalp ve aklımızı çalıştıracağız. Allah'ın has ve halis fakat mücahit bir kulu, Resulullah'ın ihlaslı, fedakar ve cengaver bir ümmeti olmak yolunda nur risaleleriyle yürüyeceğiz ve ilerleyeceğiz. Risale-i Nur böyle devam ediyor. Burada kalalım. Şeyle devam edelim. Son duamızı, inşallah son değil de dersimizin sonundaki duayla bağlayalım. Cevşen'in sonundaki duayla Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve terhamena rahmeten tunina biha an rahmeti men sivake min halkik. Ve entakliye havaicena ve tuğtiyena sualena fid dünya vel ahireh. Amin. Ve takdime lena bis saadeti ve şehadeti vel kerameti vel büşra inde firakid dünya. Amin. Ve tecziye Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem anna ma hu ehlühü ve müstahakku. Amin. Ve la tekilena ala enfüsina tarfete aynin ve la ilahe ehadim min halkik. Amin. Kur'an ya zel celali vel ikram ve entasrif anna ve ammen ullika aleyhi hâzîl esmâ'u âfetel cinni vel insi ve şeyatîn ve zelzeletel ardi ve dekteketel cibâli min haşyeti ve âfetet taûni vel vebâi ve aynes su' ve vecal cevârihi ve sâirel âfât ve tahfazana min külli şerrin ve su' ve terzukane selamete vel afiyete vel hayra fid dünya vel ahira bi rahmetike ya erhamer rahimin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.